kişilerden biri olan tiroid hastalıklarını uzman doçent doktor Yusuf Aydın ile görüşeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İsterseniz öncelikle tiroid nedir, vücudumuzdaki görevi nedir onunla başlayalım. Evet, tiroid bezi vücudumuzun ön kısmında, boğazımızın ön kısmında bulunan kelebek tarzında bir bezdir. Temel görevi vücuttaki tiroid hormonu üretmektedir. Tiroid hormonunu hipofiz ve hipotalamustan gelen uyarılar sonucunda ürettiği tiroid hormonuyla sağlar. Tiroid hormonu vücudumuzun tüm hücrelerinde reseptörleri vardır. Yani vücudumuzdaki birçok olayın işleyişinde tiroid hormonu görev yapar. O yüzden tiroid hormonu hayati bir hormondur. Düşüklüğünde, yüksekliğinde, bozukluğunda birçok hastalığa yol açabilmektedir. Hocam peki en sık görülen tiroid hastalıkları nelerdir? Bunlar tedavi... Çok zor bir soru, çok çok uzun bir konu. Tiroidin çok fazla hastalığı var maalesef. Evet, evet biliyorum. En sık gördüklerimizi söyleyelim. Bir, yani şöyle sınıflayalım aslında. Bir, tiroid bezinin az çalışmasıyla giden durumlara biz hipotiroid diyoruz. İki, tiroid bezinin çok çalışmasıyla giden durumlar vardır. Buna da hipertiroid diyoruz. Bir de tiroid bezinin yapısal problemleri olabilir. Yani tiroid fonksiyonları normaldir. Tiroid testleri normaldir fakat yapısal bozukluklar vardır. Buna da biz guatr diyoruz. Yani tiroid bezindeki olmaması gereken yapılar olarak karşımıza çıkabiliyor. Nodüller şeklinde. Tiroid nodülleri ve guatr diye 3 sınıfta sıfırlayabilir. Aslında 6 alt kategoride 100 tane sebep sayabiliriz ama 3 temel başlık altında inceleyebiliriz tiroid hastalıklarını. Peki hocam en çok hipertiroidi ve dediğiniz gibi hipotiroidi duyuyoruz. Bunlar tedavi edilmezse büyük sorunlara yol açıyor mu uzun vadede? Şimdi, aslında tiroid hastalıkları çok sık görülen hastalık grubu. Yani aslında toplumumuzun 3'te 1'inde tiroidle ilgili bir sorun var. Bir az önce bahsettiğimiz konularla ilgili olabilir. Şimdi tiroid bezi, yani siz hipertiroidi sordunuz. Onun da sebepleri farklı farklı olabilir. Yani hipertiroid dediğim zaman sadece bir hastalık değildir. Bir hastalık grubunun üst başlığıdır. Mesela Graves hastalığı, toksik nodüler guatrlar, toksik guatrlar, motor nodüler guatrlar, tiroiditler. Bunlar hepsi tiroid bezinin çok çalışmasıyla giden hastalıklardır. Hepsi ayrı başlıklar altında incelenebilir. Tabii tedavi edilmezse tiroid bezi çok çalıştığı için kişilerde zayıflama, kilo kaybı, saç dökülmesi, adet düzensizliği, kalp yetersizliği, hipertansiyon, daha birçok rahatsızlığa yol açabilmektedir. Peki hocam bu hastalıkları ilk aşamada nasıl tanı koyuyorsunuz? Genel şikayetleri mi değerlendiriyorsunuz ilk aşamada? Hipertiroidi mi soruyorsunuz? Yok, genel olarak soruyorum ilk aşamada hastalık olarak. Tiroid hastalıklarında semptoma göre genellikle klinik tablo, işte hipotiroidi mi hipertiroidi mi genellikle tablo olarak karşımıza çıkabilmektedir. İlk başta yapacağımız şey hastanın bir fizik muayenesidir. Yani tiroid bezinin dışarıdan muayenesi. İkinci basamakta tiroid hormonlarının ölçülmesi. Buna TSH, serbest T4, serbest T3 denilen hormonlar. Üçüncü olarak da tiroid otoantikorları ölçülebilir. Anti-TPO, antitroglobulin gibi hormonlar ölçülebilir. Bundan sonraki dönemde ise en önemli basamak tiroid bezinin görüntülemesidir. Yani ultrasonografik olarak incelenmesidir. Tiroid beziyle ilgili mutlaka bir hastalık varsa ultrasonografik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Peki hocam şimdi... Ardından çıkan sonuçlara göre daha ileri tetkikler yapılabilir ama temel olarak bu 4 basamağı hastanın mutlaka yapılması gerekmektedir. Peki hocam birkaç tane tiroid hastalıkla ilgili genel soru sormak istiyorum. Sonra daha buyurun, spesifik özel şeylere geçelim. Tamam. Tiroid hastalıkları en çok konuşulan konulardan biri kilo aldırır mı? Şimdi tiroid, dediğim gibi alt hasta hipotiroid denilen bir hastalık grubu vardır. Yani tiroid bezinin tembelliği. Tiroid bezi az çalıştığı zaman vücut metabolizması yavaşlar, cilt kuruluğu ortaya çıkar, kilo almaya meyil olur ve hastalar kilo vermekte zorlanırlar. Yani hipotiroidi kiloya yol açar. Peki hocam, tiroid hastalıklarında genetiğin rolü nedir? Ailede varsa mutlaka sizde de çıkacak gibi bir şey söz konusu mudur? Şimdi bazı hastalıklar vardır, genetik yatkınlık olabilir. Mesela Hashimoto hastalığı hipotiroidinin bir alt grubudur. Genellikle genetik yatkınlığı olanlarda bulunur ve genellikle kadın hastaları çok sever Hashimoto hastalığı. Çünkü otoimmün bir hastalıktır. Mesela
tiroid kanserlerinin bazı tipleri vardır. Ailesel yatkınlıkları çok fazladır. Mesela medüller tiroid kanseri ailesel geçiş özelliği gösterebilmektedir. O yüzden tiroid hastalığı aile öyküsü olan kişiler mutlaka tiroid açısından risk grubuna girerler. Peki hocam, siz de bahsettiniz. Kadınlarda neden daha sık görülüyor tiroid? Kadınlık ya hormonlarının şimdi, tiroid üzerinde etkisi var mı? Var. Yani otoimmün hastalıkların hepsi kadınlara daha fazla görülüyor maalesef. Muhtemelen östrojenle ilgili olabilir. Otoimmün mesela Hashimoto, B12 eksikliği, işte çölyak hastalığı gibi otoimmün hastalıklar kadınlarda muhtemelen hormonal dengeden dolayı daha çok görülmekte. Peki hocam, tiroid hastalıklarıyla tuzun nasıl bir ilgisi var? En çok sorulan sorulardan biri. Tuzu iyotlu mu, iyotsuz mu kullanmalı? Şimdi normal sağlıklı insanların hiçbir hastalığı yoksa iyotlu tuz kullanması gerekmektedir. Bir kere bunu çizelim. Yani sağlıklıysak tuzumuz iyotlu. O yüzden 1990 yılından beri Türkiye'deki tüm tuzlar iyotlanmıştır. Maalesef daha sonra iyotsuz tuzlar falan çıkmıştır ama o yüzden sağlık açısından, tiroid sağlığı açısından iyot şarttır. Fakat bazı özel durumlar var. Mesela Graves hastalığı, toksik nodüler guatr gibi hipertiroid durumlarında iyotsuz tuz kullanması gerekmektedir. Şimdi bir ince bir ayrıntı var. Bu çok karıştırılıyor. Normalde insanlar iyotlu beslenmesi gerekirken çok fazla iyot alınırsa, iyot gereğinden fazla alınırsa vücuttaki tiroid otoantikorları uyarmakta. Hashimoto hastalığının hızlanmasına yol açmaktadır. O yüzden Hashimoto olan hastalar ılımlı bir iyot alması gerekmektedir. Ne aşırı ne fazla, az miktarda alması gerekir. Çok alırsa tiroid antikorları yükselebilmektedir. Peki hocam, yine bahsettiniz Graves hastalığı gibi. İyotla ilgili önemli noktayı unuttum. Tabii, çok önemli. Çünkü gebelik planı yapan mutlaka iyot tuzla başlamaları gerekmektedir. Çünkü iyot eksikliğinde çocuklarda konjenital anomaliler olmaktadır. Yani zeka geriliği olmaktadır. O yüzden gebelik planlayan anneler mutlaka iyotlarına baktırsınlar. İyot eksikliği var mı diye. Varsa takviye etsinler. Eğer yoksa bile normal iyotlu tuz kullansınlar. İyotlu tabletler kullanmaya başlasınlar. Peki hocam, tiroid hastalıkları göze nasıl etki ediyor? Her tiroid hastalığı göze vuruyor mu? Hayır. Tiroid hastalığı göze etkiler Graves hastalığı. Yani tiroid bezinin çok çalıştığı hastalık grubu vardır. Tiroid bezinin büyümesi, tiroid hormonlarının çok üretilmesi, guatr ve göz bulgusu denilen gözde oftalmopati, gözün ileri doğru çıkması, gözün ilerlemesine yol açan bir hastalık grubudur. Graves hastalarında göz çok önemlidir. Göz tutulumu olabilmektedir. Özellikle sigara içen Graves hastalarında göz tutulumu, exophthalmos diyor, gözün dışarı doğru çıkması, internete baktığınız zaman çok fazla görebilirsiniz. Evet. 8 kat daha fazla görülmektedir. Peki hocam, tiroid hastalıkları kolesterolü etkiliyor mu? Evet. Hipotiroidi varsa ve kontrolsüz bir hipotiroidi ise, yani hasta tiroid ilacının üzerini kullanmıyorsa kolesterol yükselir. Peki hocam. O yüzden eğer ki hipotiroidi varsa, kolesterol yüksekliği varsa önce tiroid hastalığını tedavi etmek lazım. Tedavi ettikten sonra kolesterol normale gelir. Gelmiyorsa tiroid kolesterolü kullanmak lazım. Önce tiroidi halletmemiz lazım. Önce tiroid üretmek lazım. Aynen öyle. Evet. Doğru. Peki hocam, tiroid hastalıkları vücudumuzdaki diğer hormonları nasıl etkiliyor? Şimdi az önce ilk konuşmada bahsetmiştik. Tiroid vücudun tüm sistemini etkileyen bir hormondur. Yani sizin saç telinizde de reseptörü vardır. Kalp dokunuzda da reseptörü vardır. Tırnağınızda da reseptörü vardır. O açıdan vücuttaki diğer organların hepsini etkileyebilmektedir. Hormonlar üzerinde tek başına etkisi yoktu. Yani tiroid hormonu fazla salgılandığı için diğer hormonlar etkilenmez. Etkilenmez. Mesela kortizol etkiler. Kortizol hormonu fazla üretildiği zaman birçok hormon etkileyebilir ama tiroidin böyle bir etkisi yoktur. Ama tiroid hormonunun kendisi vücuttaki tüm sistemi etkileyeceği için çok değişik hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Peki hocam, biraz tedavilerden de bahsedersek. İlk aşamada tiroid nodüllerini soracak mısınız? Evet, soracağım. Geleceğim ona da. Peki, tamam. Tiroid hastalıklarının genel olarak tedavisinde ilk aşamada cerrahi dışında en sık hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Özellikle cerrahi artık tiroid hastalıklarında çok çok az uyguladığımız yöntemlerden bir tanesidir. Çok özel şartları vardır. Eğer soru gelirse o zaman konuşuruz. Eğer hipotiroidi varsa, özellikle Hashimoto gibi durum varsa mutlaka hastanın tiroid hormon ilacını hayat boyu düzenli kullanması gerekmektedir. Graves hastalığı varsa
bir süre tiroid ilacı kullanılabilir. Eğer etki etmiyorsa alternatif diğer yöntemler vardır. Radyoaktif iyot tedavisi gibi, cerrahi yöntem gibi kullanılabilmektedir. Onun dışında bazı hormon eksikleri beraberinde görülmektedir. Mesela B12 eksikliği olmaktadır, vitamin D eksikliği olmaktadır hipotiroid durumunda. Bunların da takviyesi gerekmektedir. Peki hocam, cerrahi hangi durumlarda uyguluyorsunuz? Sadece kanser dışında da cerrahi uygulanıyor olması gerekiyor mu? Evet, şimdi tiroidde cerrahi indikasyonlar, kimlere cerrahi olması gerekir? Evet. Bir, dediğiniz gibi eğer tiroid nodülü var ve bu nodülde kanser şüphesi varsa bu tartışmasız cerrahi gitmesi gerekir ve tiroid bezinin hepsini alması gerekmekte. Onun dışında çok büyük guatrı var. Yani dışarıdan görüyorsunuz, böyle bazı insanlar vardı. Böyle dışarıdan kocaman guatrıları vardı. Etik olarak çok kötü gözükürler. İyi huylu olsa bile bunların da cerrahi olması gerekmektedir. Graves hastalığı var. Yani çok hızlı çalışan bir tiroid bezi var. Bu hastalarda ilaç tedavisinde fayda görmediğiniz durumlarda da cerrahi olması gerekebilir. Peki hocam, tiroid kanserinden biraz bahsedersek. Tiroid kanserinde tek tedavi cerrahi mi? Şimdi tiroid kanserinin çok değişik alt tipleri vardır. Yani bir tane tiroid kanseri değildir tipleri. Papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, anaplastik tiroid kanseri, medüller tiroid kanseri gibi alt tipleri vardır. Her bir tipinin farklı bir prognozu vardır. Değişik tedavi yöntemleri vardır. Fakat en sık görülenden bahsedelim. Evet. Papiller tiroid kanseri ve foliküler tiroid kanseri bu tiroid kanserlerin %95'ini oluşturur. Bunlar da temel tedavi büyük oranda tiroid bezinin çıkarılmasıdır. Tiroid bezinin hepsi çıkarıldıktan sonra büyük oranda %80'inde ek bir tedavi gerek olmaz. Fakat bazen bu hastalıkların boyuna yayılmış olabilmektedir. Bu durumda boyundaki lef bezlerinin de çıkarılması gerekmektedir. Ardından hastaların bir kısmında iyot tedavisi tekrar nüks olmasın diye, tekrar ortaya çıkmasın diye halk arasında atom tedavisi diye olarak adlandırılır. Evet. Verilebilmektedir. Ama dediğim gibi bu hastalık grubu çok azdır. Anaplastik tiroid kanseri tiroid kanserleri içerisinde çok nadir, Allah'tan çok nadir görülür. Fakat bunun tedavisi yoktur. Maalesef yoktur. Yani hasta anaplastik tiroid kanseri koyduktan 6 ay içerisinde hayatını kaybeder. Çünkü çok hızlı ilerler. Çok hızlı boyunu sarar. Bütün dokulara yayılır. Tedavisinde bunun cerrahi olarak rahatlatmak tedavisi, ışın tedavisi kullanılabilir, kemoterapi kullanılabilir ama başarılı değildir. Dördüncüsü medüller tiroid kanseridir. Medüller tiroid kanserinde ilk tedavi cerrahidir ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılmasıdır. Arkasından eğer ki tamamen temizlenmişse takip edilir ama temizlenmemişse kemoterapi de verilebilmektedir. Peki hocam, biraz goiter'lara geçelim isterseniz. Tabii ki. Goiter nedir? Türleri nelerdir? Goiter tiroid bezinin bir hastalık grubu. Nedir? Tiroid bezinin büyümesine biz goiter olarak adlandırıyoruz. Normalde tiroid bezinin boyutları kadınlarda işte 12-15 santimetre küp, erkeklerde 18 santimetre küp civarındadır. Eğer bunun üzerine geçmişse, yani tiroid hacmi büyümüşse goiter diyoruz. Bu goiter birkaç türlü olabilir. Nasıl olabilir? İçerisinde nodül varsa nodüllü goiter diyoruz. Veya nodül yok, büyüyebiliyor. Mesela Graves hastalarında goiter vardır. Tiroid bezi büyüktür. Genel olarak büyümüştür. Tedavisi hastalığın tipine göre tabii değişmekte. Peki hocam, Guatr'ın sebepleri günümüzde Türkiye'de iyot eksikliği birinci sebeptir. O yüzden biz ilk söylediğim şeyde mutlaka iyot 30 kullanmamız gerekir. Özellikle Karadeniz bölgesinde. Göller bölgesinde, Doğu Anadolu'da çok sık Guatr görürüz. Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. O kadar sık görmüyorum. Mesela ben Düzce'de yaşadım. Yani her 3 kişiden birinde guatr vardı. O yüzden o bölgenin beslenmesi çok önemlidir. Bunun dışında guatrojenler vardır. Çok sık kullanılan. Mesela Karadeniz bölgesinde, bilmiyorum neredesiniz siz? İstanbulluyum ben. İstanbul'dan doğdum. Karalahana. Evet, ben de hatta sözünüzü kestim. Pardon. Guatr'a yol açan yiyecekler var mı diyecektim. Tamam, süpersiniz. Karalahana var. Karalahana biliyorsunuz Karadenizlerin kutsal şeyi, kutsal yiyecekleri. Kahvaltıda kavurmasını, öğlenin çorbasını, akşam sarmasını, böreğini her öğünde karalahana tüketilir. Bu karalahana gördünüz mü bilmiyorum. Yeşil, evet, tabii.
yani şeye benziyor, bir, o bizim şeyler değil, yani salataya doğradığımız lahana değil de değişik tabii, bir yapıda. Bu, bunu çok sık tüketirse eğer iyot eksikliğine yol açmak var. Guatrojen. Turkgiller grubundandır bu. Mesela lahana, kara, Brüksel lahanası, karnabahar, turk, bunlar hep aynı gruptandır. Bu gıdaları çok tüketmek guatrojen özelliğe sahiptirler. Fakat yani bizim gibi mesela ben karnabaharı ayda belki kışın bir kez yerim. Bu bir guatro yapmaz. Bunu da yemek lazım zaten, bağışıklığımız için gerekli. Ama Karadeniz bölgesinde maalesef çok fazla tüketildiği için orada daha fazla görülmektedir. Peki hocam, tiroid nodüllerine geçelim biraz da isterseniz. Tiroid nodülü nedir? Belirtileri nelerdir? Ağrı yapar mı? En çok sorulan soru. Ağrı yapar mı? Evet. Ağrı yapar mı diye soruluyor. Şimdi tiroid nodülü, tiroid bezi içerisinde olmaması gereken yapılara biz nodül diyoruz. Bu nodüller, şöyle ben sizi büyüttüm kendi ekranımda. Bu nodüller çok farklı sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Az önce bahsettiğim birinci sebep iyot eksikliği. İkinci sebep guatrojenlerin fazla olması. Üçüncü sebep ailesel yatkınlıktır. Bunun dışında başka birçok sebep sayılabilir ama bu üç önemli sebep vardır. Nedir? Normalde olması gereken tiroid bezi içerisinde bu yapının olmaması gereken yapılar olmaktadır. Nedir? Ne gibi semptomlar oluşturabilir? Eğer çok büyükse bası semptomu oluşturabilir. Nedir bas semptomu? Çünkü tiroid bezinin bulduğu bölgede nefes borusu, yemek borusu geçmektedir. Etrafını saran bir dokudur. Çok büyürse bu guatr nodül, bası semptomları, yutma zorluğu, yemek yerken boğaza takılma, nefes darlığı yapabilir. Tabi bunlar çok ileri safhalarda. Bazen estetik olarak dışarıdan görüntü olarak rahatsız edebilir. Semptomlar yapabilir. Ağrı yapar mı nodül? Nodül ağrı yapmaz normal şartlarda. Fakat bazen çok nadir nodül olan bir kişinin nodül içerisinde kanaması olabiliyor. Nodül içi kanama oluyor. Şiddetli ağrıyla karşısında çıkabilmektedir o durumlarda. Peki nodüllerle ilgili seste kısıklık ve çatallaşma duyuyoruz. Bu bir tehlike işareti midir? Doğru. Eğer nodül çok büyükse dışarı doğru invazyon olduğunu, yayıldığını gösterir. Seste çatallaşma, ses kısılması da bir aslında kötü prognozu gösterir. Yani olayın ciddiyetini gösteren bir bulgudur. Haklısınız. Peki tiroiddeki bu kitlenin, nodülün iyi huylu olup olmadığını anlamak için ne yapıyorsunuz? Her nodül kanser midir? Hayır, değildir. Tiroid nodüllerinin %95'i iyi huyludur. %95 oldukça yüksek. %5'i bazı kaynaklar %7-8 diyor, değişebilir. %8 diyelim, kanser olma riski vardır. Her nodül kanser değildir. Nodülün bazı özellikleri bize kanser şüphesini uyandırır. Bunu biz anlayabiliyoruz. Mesela birkaç örnek anlatayım. 1. Ultrasona baktığımız zaman ultrasonla nodülün özellikleri bize kanser şüphesi gösterilmektedir. Mesela düzensiz bir nodül, büyük bir nodül, nodül içerisindeki kanlanmanın olması ultrasonografide veya nodülle beraber boyunda lenf notlarının bulunması bize bunu kötü huylu olduğunu düşündürebilir. 2. Ailesinde bir tiroid kanser öyküsü varsa, boyuna bir ışın tedavisi görmüşse bunlar nodülün kötü huylu olabileceğini düşündürür ama hiçbir zaman %100 kötü dedirtmez. Peki nasıl anlayacağız? Tiroid nodülünden biyopsi yaparak anlıyoruz. İğne yani biyopsi her... yapıyorsunuz sanırım. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Tiroid nodülüne iğne biyopsi. Küçük bir iğne ile şüphelendiğimiz nodüle giriyoruz. Bir kan hücresi alıyoruz. Bunu patolojiye gönderiyoruz. Patoloji değerlendiriyor. Bu nodül iyi huylu mudur, kötü huylu mudur diye. Bu zor ve acılı bir işlem mi? Hayır, kesinlikle değil. Yani lokal bir spreyle anestezi yaptığınız zaman normal kan almada duyduğunuz acı kadar bir acı bile duymayabilirsiniz. Fakat bazen erkek hastalarda özellikle kaslı oldukları için erkeklerin boyunlarında girerken biraz daha fazla acı duyabiliyorlar. Peki böylece gereksiz ameliyatları da önlemiş oluyorsunuz. Evet Ayşem, doğru söylüyorsunuz. Yani eskiden çok sık tiroid ameliyatı oluyordu. Bu biyopsi işlemlerinden sonra gereksiz ameliyatları da engellemiş oluyoruz. Peki hocam, büyüyen ama iyi huylu nodülü olan hastalarda nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Şimdi tiroid nodülünün büyümemesi için ne yapmak gerek? Onu söyleyelim önce. Evet. Öncelikli olarak tiroid ilacını kullanması gerekir. Tiroid baskılamak gerekmekte. Levotroksin denilen bir ilaç var. Bu ilacı kullanabiliyoruz. Onun dışında iyotlu beslenmesi tavsiye ediyoruz. İyot kaynaklarından zengin beslenme. Mesela balık, deniz ürünleri bol tüketmesini söylüyoruz. Bunlar bizim
tiroid bezinin büyümesini engelleyen şeylerdir. Ama buna rağmen büyüyorsa, biyopsi temiz bile olsa tekrar bir daha biyopsi almak gerekir büyüyen nodüllerde emin olmak için. Eğer ameliyat sınırına gelmişse, bastı semptomları oluşturuyorsa bu durumda da hastaya cerrahi işlem uygulanması gerekebilir. Yani gene de sadece cerrahi içinde her zaman kötü olması da gerekmeyebiliyor. Yani büyüyor, biyopsiler temiz ama bastı semptomlar oluşturuyor. Hasta rahatsız edici duruma ulaştı, o zaman da cerrahi uygulanabiliyor. Peki hocam biraz da Hashimoto tiroidinden bahsedelim isterseniz. Gene o da çok konuşulan ve sorulan konulardan biri. Hashimoto tiroidinin belirtileri nelerdir? Şimdi Hashimoto tiroidi bir hipotiroidinin alt şeklidir. Hipotiroidinin bir sebebidir. Hashimoto tiroidi dediğimiz şey vücudun savunma mekanizmasının kendine karşı antikor üretmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Nedir bu antikorlar? Anti-TPO ve antiroglobulin antikorları. Bu antikorlar tiroid bezine giderekten tiroid bezinde hasar oluşturuyor ve tiroid bezi bir noktadan sonra artık kendine yetmez hale geliyor ve hipotiroidi gelişiyor. Ve hipotiroid sonucunda hastada hipotiroid semptomları, halsizlik, yorgunluk, kilo alma, saç dökülmesi, adetlerde düzensizlik, kabızlık, yorgunluk, halsizlik, sürekli uykuya meyil, çabuk üşüme gibi değişik semptomlar sayabiliriz. Semptomlar oluşturabiliyor. Bu durumlarda hastaların mutlaka tedavi edilmesi gerekmekte. Hashimoto tiroidinin tedavisinde ayrı bir işlemler var mı? Gene normal hipertiroidi... Yani normalde ilaç tedavisi dışında başka tedavi yok. Yani normalde eğer düşükse tiroid hormonları, tiroid hormonunun dışarıdan takviye edilmesi gerekmekte. Ve ilaçları düzenli olarak alması gerekmekte. Hayat boyu kullanması gerekmekte. Hashimoto hastalık geçici bir hastalık değildir. Kronik bir hastalıktır. Mutlaka düzenli olarak ömür boyu alması gerekmektedir ilaçlarını. Peki hocam, tiroid iltihaplanması da gene görülen tiroid sorunlarından biri. Tiroid iltihaplanmasının belirtileri nedir? Şimdi, tiroid iltihaplanmasının çok alt grupları var. İnanıyorum ki çok fazla olabilir. Fakat sorunuz ağırlı tiroid iltihaplanması ise evet. Çok karşılaşılan bir durum. Hasta genellikle şöyle bir öykü verir. Yutma zorluğu, dokunduğunca hassasiyet, kulağına, çenesine vuran ağrı, geceler ortaya çıkan ağrı, ateş gibi şikayetleri ortaya çıkabilir. Bu hastalara biz subagotiroidit diyoruz. Genellikle geçirmiş bir enfeksiyon sonrasında ortaya çıkar. Bir viral enfeksiyon ortaya çıkar. Yine bir otoimmün bir hadisedir. Vücudun savunma mekanizmasına karşı oluşan bir defekte ortaya çıkmaktadır. Tedavisinde eğer çok şiddetliyse, şiddetli değilse, hafifse ağrı kesicilerle bunu götürebiliriz bir süre. Ama şiddetliyse ve hasta hayat kalitesi etkiliyorsa kortizon vermek gerekebilir. Kendi kendine geçme olasılığı var mıdır? %30 kendi kendine iyileşebilir. Ama %70'inde dışarıdan destek gerekmektedir. Hocam peki tiroid hastalığının hastalıklarının genel olarak erken teşhis edilebilmesi için bizlerin yapması gereken şeyler, dikkat etmesi gereken hususlar var mı? Şimdi erken teşhis için tabii ki hastalıkta aile öyküsü varsa, mesela Hashimoto öyküsü olan bir kişiyi mutlaka erkenden testini yapması gerekmektedir. Gebeler özellikle mutlaka gebelik öncesinde tiroid hormonlarını kontrol etmesi gerekmektedir. Gebelik ve tiroid aslında ayrı bir konudur. Eğer sorarsanız cevap veririm. Onun dışında bahsettiğim semptomlar varsa bir önce tiroid testlerini yapılması gerekmektedir. Maalesef bazen hastalara çok geç tanı konulabiliyor. Geçen bir hastamız geldi. 30 kilogram kaybetmiş. Son 3 ayda. Birçok tahlil yapılmış. Her şey yapılmış. Hiçbir şey bulunamamış. Ama bir tiroid testi bakılmamış. Bakıldık. Hasta hipertiroidi var. Graves hastalığı var. Tedavisi olan bir hastalık. Tedavisini verdik. İnşallah kısa zamanda düzelecektir. Peki hocam, tiroid hastalıklarından korunmanın bir yolu var mıdır? Sağlıklı yaşam kurallarına mı genel olarak uymamız gerekiyor? Aynen öyle. Yoksa sağlıklı bir kader midir? İşte demin genetikte de sordum. Yani mutlaka varsa bende de çıkacak gibi bir durum söz konusu mudur? Yani genetik yatkınlık tabii ki var. Bölgesel yatkınlık var. Yani Karadeniz bölgesinde yaşıyorsa daha fazla görülüyor. Ailesinde öyküsü varsa daha çok görülüyor. Fakat sağlık, tiroid sağlığı açısından bazı konulara dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı bir insan, tekrar söyleyeceğim ama iyotlu tuz kullanması gerekir. Birincisi kullanacaksa eğer. Selenyum içeren gıdaları bol tüketmesi gerekir. Nedir bunlar? Ceviz, badem, fındık, deniz ürünleri, yumurta. Aslında normal beslediğimiz gıdalar. Onun dışında vitamin D eksikliği olmaması, B12 eksikliği olmaması gerekir. Bunları ara ara kontrol etmesi gerekir.
Bunlarla ilgili eğer eksiklik varsa takviyesini yapması gerekiyor. Hocam bir de son, gebelikte tiroidin önemi nedir? Tiroid değerleri değişiyor mu gebelikte, onu da sorayım size. Tabii ki. Şimdi gebelerde tiroid hormonları değişikliği göstermektedir. Özellikle gebenin ilk 3-4 ayında vücutta salgılanan beta HCG, yani gebelik tanısında kullandığımız bu hormondur aslında. Bu hormon tiroid bezi uyarmaktadır. Tiroid bezi uyardığı için TSH hormonu biraz baskılanabilmektedir. Genellikle bu gebeliğin 12. 13. haftadan sonra normale gelmektedir. Normale gelmiyorsa 16. haftadan sonra tedavi edilmesi gerekmektedir. 2. Gebelerde TSH değeri çok önemlidir. Gebelerde TSH değerimizi 3'ün altına tutmaya çalışmamız lazım. Çünkü hipotiroidisi olan gebelerde veya gebelik öncesinde hipotiroidisi varsa tekrarlayan düşüklere, gebe kalamamaya veya gebelik sırasındaki çocuklarda konjenital anomalilere yol açabilmektedir. O açıdan gebelik planı yapan kadınlarımız mutlaka TSH, T4'lerin öncesine baksınlar, IOS seviyesine baksınlar ve gebelik takipleri sırasında da mutlaka tiroid hormonlarını takip ettirsinler. Hocam çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Çok sağ olun.